Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Shein markasının, daha doğrusu Shein kıyafet markasının makyaj ürünlerini deneyeceğiz. Shein'in makyaj ürünleri Shiglam adında geçiyor. Bu videoyu niye çektim? Şöyle ki Shein'in sayfasında ürünlerinin mesela Huda Beauty gibi, Anastasia Beverly Hills gibi markalarının üretildiği fabrikalarda makyaj malzemelerinin üretildiği yazıyor. Aynı zamanda kesinlikle hayvanların üzerinde denenmedi yazıyor. Ve internette birkaç kişi de baktım. Ürünlerden gerçekten çok memnunlar. Kalite olarak ben de gördüğüm kadarıyla gerçekten ürünler çok kaliteli duruyor. Daha denemedim tabii ki. Bunu video içerisinde yapacağım. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin. A few moments later. Gördüğünüz üzere kaşlarımı yaptım. Neden derseniz kaş ürünü olarak pek ilgimi çeken bir ürün bulamadım şahsen sayfada. O yüzden bir şey almamayı tercih ettim. Aynı zamanda primer de sayfada bulamadım ilgimi çeken. Hatta hiç primer yoktu galiba. O yüzden kaşlarımı yaptım. Primer sürdüm. Ne kullandığımı hemen söyleyeyim. Frauscious ürününü kullandım. Normal bir kaş kalemi. Fondötene bir şans vermek istedim tabii ki. O yüzden sevdiğim bir baz kullandım ki sonucu şey yapmış olmayayım, manipüle etmiş olmayayım. Professional ürününü kullandım ama bu nemlendirici olan Benefit'in. Fondöten olarak şöyle bir fondöten aldım. Görüyorsunuz çantayla geliyor. Şöyle aşağıdan bastırdığınızda da fondötenin kendisi çıkıyor. Ama şunu söylemem lazım. Fondöten renk seçimi biraz sıkıntılı. Yani çok istediğim gibi değil. Hatta bu renk bana uyacak mı onu bile bilmiyorum. Biraz çok cool duruyor. Benim cildim hafif daha warm renklerine kaçıyor. Yani daha sıcak bir tene sahibim. Bende iki rengi neymiş? Porcelain rengini aldım. Galiba bu zaten en açık rengiydi. Cam şişe. Dışı mat. Daha kullanmadım bile. Cam şişe, dışı mat. Yani bayağı kaliteli duruyor şahsen. Yakından göstermek istiyorum hemen. Kapağın üstünde de şöyle bir logo var. Standart 30 milim. Her fondöten gibi. Şöyle de şeyi var. Pompası. Hemen fiyatını da söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben Almanya'da yaşadığım için size Alman fiyatlarını söyleyeceğim. Yani euro fiyatlarını söyleyeceğim. Bu fondötenin fiyatı 8 euro. Ama ben indirim kuponlarıyla 6,70'e getirmişim. Yani bayağı uygun fiyatlı bir fondöten. Açıkçası tüm makyaj ürünleri zaten çok uygun fiyatlı. O yüzden de bu videoyu çekiyorum zaten. Hemen fondötenle başlayacağım. Fondötenimi ilk olarak bir fırçayla uygulayacağım. Bu da yine tabii ki Shiglam'in şu şekilde bir fırçası. Hemen bunun da fiyatını söylüyorum. Bunun normal fiyatı 4 euroymuş. Ben indirim kuponlarıyla 3,38'e getirmişim. Çok yumuşak bir hissiyat var. Merak ediyorum. Fondötenimden hemen şöyle alıyorum. Çok sulu bir fondöten değil. Onu şimdiden söyleyeyim. Bayağı kremimsi. Yani yağlı bir cildiniz varsa bence bu fondöten size olabilir. Renk açısından biraz kararsız kaldım. Şu an beyaz makyaj yapıyorum. Biraz evet fazla açık ve çok sarı. Bunu kenara bırakıyorum. Arkadaşlar, fondöten fırçamı kenara bıraktım. Onu hiç beğenmedim maalesef. Çok batıyor. Şöyle bir süngerim var ama. Bu bayağı yumuşak bir sünger. İlk izlenim olarak bunu çok beğendim. Umarım fondötenimi bununla kurtarabilirim bir şekilde. Sünger çok başarılı. Bunu çok beğendim. Ama fondöten açıkçası sınıfta kaldı. Çok lekeli duruyor. Bayağı fondöten kullandım. Daha çok kapatmasını beklerdim ama gördüğünüz üzere cildim olduğu gibi duruyor. Hayalet kestir gibi oldum. Ve rengi evet maalesef hiç. Ama bu mesela benim ki ben çok açık ciltliyim, bende bile tuhaf durur yani. Çok cool. Soğuk Alt bir tonu renk, çok evet. soğuk.
Bunları sen Halloween makyaj eşyalarının içine koyabilirsin. Galiba öyle olacak biraz. Yani istemiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Fondöteni hiç beğenmedim diyeceğim. Başka bir şey de yok ama moralimi bozmuyorum. Hemen devam ediyorum. Kapatıcımla devam edeyim aslında. Bu Shiglim'in Versatile Flawless Concealer'ı 25 gram ürün var içerisinde. Neredeyse bir fondötene denk, yani eş değerde. Zaten gördüğünüz üzere bayağı büyük bir concealer bu. Bundaki rengi de neymiş? Hangi rengi almışım? Üzerinde yazmıyor. Muhtemelen kutusunda yazıyordu ama kutusunu attım. Fiyat bilgisini de veriyorum hemen. Belki faturada yazıyordu. Aynen. Milk Coffee rengini almışım. Bunun rengi de 3 euroymuş. Ben indirim kuponuyla 1.69 almışım. Yani 2 euro neredeyse. Bayağı uygun fiyatlı. Ve içindeki 25 gram ürün için gerçekten ciddi anlamda uygun fiyatlı. Şöyle bir tık gözümün altına. Bunun da rengi tam aksine çok koyu. Kapatıcı olarak. Bunu da süngerimle yediriyorum. Bunun rengi çok koyu olduğu için biraz fondötenimi eşitlemiş oldum. Yani kapatıcıyı uyguladıktan sonra fondöten bir tık bir şeye benzemeye başladı. Hem renk açısından hem yapı açısından. Şu an cildim biraz daha iyi görünüyor. Hemen bir kontür ürünüyle devam ediyorum. Bu Shiglam'in Color and Sculpt Sticky şu şekilde. Şöyle ki bunun şu tarafını muhtemelen kullanmayacağım. Burası normalde fondöten tarzında highlight yapmak için bir renk ama çok koyu. Diğer tarafı da normal kontür rengi. Bu da bir tık çok koyu ama yapacak bir şey yok. Az kullanacağım. Başka renk seçenekleri var mıydı? Daha koyusu vardı. Bu en açığı. Değişik, bundan daha farklı kontür stickleri vardı. Bu daha çok ilgimi çektiği için bunu aldım. Fiyatını hemen söyleyeceğim birazdan. Bu kontür ürünü de 3 euroymuş. Ben kupon kodlarıyla 2.60'a getirmişim. Ya fiyat açısından bayağı uygun. Aşırı şekilde uygun. Blend yapması çok kolaymış. Onu anladım şu an. Blend yaptım. Belki de süngerden kaynaklanıyordur. Sünger gerçekten çok güzel. Renk açısından biraz ön yargılı davrandım bu ürüne ama fena değil yani kontür şeyi. Yani pigmentasyon aslında yok oldu biraz blend yapınca. Ama ben zaten kontür ürünlerimi pudrayla desteklediğim için bu sorun değil. Fena değil. Hemen devam ediyorum. Bir likit allığım var. Şu şekilde de ses çıkarıyor. Bunun ambalajı aslında beni biraz kandırdı diyelim. Bunun rengi neymiş? Torrid 103 rengindeki likit allık. Şu şekilde. Süngerli. Bunu hafifçe süngerimin herhangi bir yerliğiyle temiz kalan blend yapıyorum. Çok ilginç böyle mi? Ben likit aldık çok kullanan biri değilim aslında ama dediğim gibi ambalajı biraz kandırdı beni. Hoş, tatlı durdu. Bunu da kullandığımıza göre o zaman likit aydınlatıcıma geçeceğim. Likit aydınlatıcı fanı değilim. Bunu biliyorsunuz ama diğer aydınlatıcılar hiç ilgimi çekmedi. O yüzden buna kaldım. Bu aşırı şekilde Fenty'nin lava bir şey ürününe benziyor. Hemen gösteriyorum şu şekilde. Tıpatıp aynısı aslında Fenty Beauty'nin. Konusunda bayağı iddialılar gibi değil mi? Aynen. Bu da cam bu arada. Bayağı ağır yani. Rengi de 102 Eros. Shiglam Sunkissed Body Highlighter. Body diyor ama ben kışın bodimin neresine kullanayım? Yani o yüzden cildime kullanacağım.
şu şekilde biraz süngerimin herhangi bir tarafına sıkıyorum. Ve dikkatlice biraz yağlı haliyle, ama yağlı olmasına rağmen fondötenimi kaldırmadı. Topaklanma da yapmadı şu ana kadar. Benim sevdiğim kadar göz alıcı bir aydınlatıcı mı? Değil. Muhtemelen şu an pudrayı zaten üzerine verdiğimde tüm aydınlık yok olacak. Ama doğal duruyor yani. Fena değil. Ha, bu arada aydınlatıcıyla likit allığın fiyatını söylemedim. Likit allık 4 euroymuş. Ben 3.47'ye getirmişim. Aydınlatıcı da... O da 4 euroymuş. 3.38'e gelmiş. Yani bayağı uygun bence. Likit ürünlerim bittiği için artık pudraya geçmek istiyorum. Pudraya geçmeden önce temiz süngerimle gözlerimin altını bir daha blend yapacağım ve burnumun kenarlarını. Çünkü kapatıcı bayağı oturdu. Ama bu genellikle her üründe oluyor bende. O yüzden pek sorun etmiyorum. Pudramı göstermek istiyorum tabii ki ilk olarak. Bu da yine şöyle bir çantada, torbada geliyor. Shiglam 102 Nude Pink. Aynalı olduğu için kameraya göstermeyeceğim ama şeyini göstereyim hemen. Ürünün içini. Şöyle yan tarafında bir süngeri var. Bu da pudra. Bendeki pudra rengi 102 Nude Pink. Pink olması biraz tabii ki sıkıntılı ama göreceğiz. Aşırı şekilde beyaz bir pudra. Bu muhtemelen aşırı şekilde flashback yapacak. Yani flashla fotoğraf çektiğinizde Casper gibi gözükeceksiniz. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Kesinlikle öyle bir pudra. Bilemedim yani. Bu arada aydınlatıcımın üstüne pudra verdim. Haliyle parlaklığı gitti. Şu an sadece simler kaldı. Ben bu görünüşü seviyorum ama siz sevmiyorsanız diye aklınızda olsun. Ya kapatıcı da pudra da maalesef aşırı şekilde oturdu gözümün altına. Normalde zaten her üründe bu bende oluyor. Gözümün altına ürünler oturuyor ama bu ürünlerle biraz daha fazla oldu aşırı şekilde. O yüzden bilemedim. Daha büyük bir pudra fırçasıyla cildimin kalan bölgelerini pudralayacağım. Setledi mi setledi ama un gibi biraz, yani memnun kalmadım. Ve dediğim gibi flashla fotoğraf çekildiğimde kesinlikle Casper gibi gözükeceğim. Bunun garantisini verebilirim. Devam etmeden önce ben bir yüz spreyi kullanacağım. Fixing spray. Çünkü dediğim gibi cildim biraz fazla şey oldu. Çok kuru duruyor. Zaten aşırı şekilde de cildimdeki gözenekler, sivilceler her şekilde belli oluyor şu an. Ne kullanacağım? Essence'in bir fixing spreyini kullanıyorum. Bronzer olarak dediğim gibi pek ürün yoktu aslında Shiglam'in. O yüzden aynı pudranın bir koyu rengini aldım. Cream Coffee rengi 104. Bu da şu şekilde. Bir koyusuysa en koyusunu öyle diyelim. Galiba aralarda daha renkler vardı. Fiyatlarını da söyleyeyim. Bunlar 3 euroymuş. Ben 2.50'ye getirmişim. Yani uygun fiyatlı, ne diyebilirim ki? Bu arada aynaları da var. Aynalarını da şeyle kaplamışlar, folyoyla. Şu folyolarını çıkarıyorum aynasını kullanabilmem için. Umarım lekeli olmaz. Allah'ım yardım et. Aşırı şekilde lekeli. İnternette herkes çok beğeniyordu ürünleri. Ben anlamıyorum. Benim cildim bu kadar zor mu? Berbat. Diyecek bir şey yok yani. Berbat. Ne diyebilirim ki? Sinirlendim. Ben şu an şu suratımla işe veya başka bir yere gitsem bana gülerler. Ne yaptın kendine?
Kaza mı geçirdin? Terledin mi? Spor mu yaptın? Makyajınla mı uyudun? Aldığım Shiglem'in High and Dry Shiglem Lightweight Matte Blush High and Dry rengi, evet. Şu şekilde göstereyim. Bunun fiyatı da, bu da 3 euroymuş. 2.50'ye getirmişim bunu da. Yani pudralarla aynı. Pigmentasyonu ne az ne çok. Rengi çok tatlı. Rengini beğendim. Yani tam kıvamında bir allık. Allah hiçbir şey söyleyemem. Beğendim. Zaten allık, yani ne kadar şey kötü yapabilirsin ki bir allık. Gerçekten korkuyorum. Peki bir vetik olsaydı şimdi ne derdi? Siz artık orayı doldurdunuz. Şey sıçramış gibi duyuyorum. Instagram'da böyle filtreler oluyor ya. Ne müdürüsün diye ben de filtre yaptım. Sen de yeni içme müdürü çıktın. Ha, bence doğru bir seçim. Instagram beni tanıyor. Reklamı Instagram'dan bizi takip ediyor musun? Mavi highlighter mı?